Onlar korkularını sana yüklerler. Onlar beceremedikleri neyse hayatta onları sanki siz beceremiyormuşçasına sizi telkinlerler, sizi programlarlar, sizi hipnoz ederler. Sana çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Konu şu. Şu anki aktüel durum. Herkes neyi konuşuyor? Salgın hastalığından bahsediyor, değil mi? Virüsten bahsediyor. İşte bana da geçecek. Salgın hastalığına kapılacağım. Salgın hızlı yayılıyor. Ama daha tehlikelisi ne biliyor musun? Daha tehlikelisi şu. Korku virüsü. Daha tehlikeli. Ve bu korku virüsü seni yıllardan beri frenledi. Yıllardan beri frenledi. Senin korkun yoktu. Ama senin arkadaşının korkusu vardı. O seni telkinledi. Yapma dedi. Gitme. Bu yaşta okuyamazsın dedi. Yaş 70, iş bitmiş dedi bir çeşit. Yani kendi korkusunu sana ne yaptı? Yaydı. Virüsü hızlıca yaydı. Bu daha tehlikelisi. Ve bu yıllardan beri sen dünyaya geldiğinden itibaren var. Ve bunların %98'i karşılaşmayacağın korkular. Olmayacak şeyler. Bunların sadece %2'si önemli. Mantıklı. Diğerleri sürekli başka insanların sana yüklediği korkular. Bunlar örneğin eşler birbirine çok yapıyor. Hanımefendi kendini geliştirmek istiyor örneğin. Adım atacak. Daha stratejik düşünüyor beyni hanımefendinin. Diyor ki ben şu kitabı okuyayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Şu seminere katılayım. Şu mentorluk grubuna katılayım. Diyor. Karar veriyor. Ama işinin korkusu var. Hiç başlama. Sen yapamazsın. Sen yapamazsın. O işi beceremezsin. Bu yaştan sonra kendimi geliştireceksin. Bir şey değişmeyecek. Kafan göğe mi değecek gibi sözler ile ne yapıyor? Cesaretlenmiş, adımlar atacak, emin adımlar atacak, kendine güvenen, özgüveni yüksek olan o hanımefendinin neyini? Motivasyonunu çalıyor. Bir ahtapot gibi korkusu yayılıyor artık vücuduna o hanımefendinin. Yani frenlemiş oluyor kendini, adım atamıyor. Bunun tam tersi de var. Beyefendi kendini geliştirecek. Tam adım atıyor. Hanıma bir şey söylüyor. Kendi korkusunu eşi, hanımı adama yüklüyor örneğin. Yani insanın en yakını virüsü ne yapıyor? Karşıdaki kişiye veriyor. Şimdi öyle değil mi? Aranızda diyor 1,5 metre mesafe koyun veya 3 metre. Virüs kapmasın diye. Aynı, farklı değil. Ondan dolayı ne yapman gerekiyor? Burada iyi ayırt etmen gerekiyor. Adım atman gerekiyor. Karşıdaki kişiyi ikna etmen gerekiyor belki de. Eşin veya senin çocuğun veya iş ortağın kimse. Seni sürekli frenleyen kim ise o, onu iyi ikna etmen gerekiyor. Yani onun korkularından kurtulması için ona yardımcı olman lazım. Yani o kişinin kafasındaki virüsü sana gelmeden azaltman gerekiyor. Ondan dolayı herkes dediğim gibi neyi konuşuyor? Sağlık virüsünden bahsediyor ama hayatımızda bizi adım atmamıza engel olan, bu zamana kadar frenleyen, fırsatları değerlendirilmeyen korkumuz da var, gereksiz olan %98. Bir de bu taraftan da bakmak gerekiyor. Şimdi şuraya gelmek istiyorum. Bu videoyu izlediler. Arkadaşlar izleyecek. Bunların içerisinde izleyenlerden bazıları yine harekete geçmeyecek. Niye? %98 korkuları var. Gereksiz. Ben yapamam. Ben beceremem. Benim etkime olmaz. Olmuyor, yapamıyor. Beceremem. Çünkü onun yanındaki kimse veya onu kim etkilediyse, kim virüs kaptırdıysa, o virüs ile beyni dolduğundan dolayı adım atamıyor. Ben de diyorum ki artık cesaretlenin, ayağa kalkın. Ayağa kalkın ve mantıksal bakın olaya. Akılla bakın. Akıllı olduğu zaman korku azalır.
Mantıkla baktığınız zaman siz hedefinize gitmek için ne yapmanız gerekiyor? Tek başına yapamıyorsunuz. Belli. O zaman bir mentorluk programına katılman lazım. Açık söylüyorum. Harekete geçmen lazım. Veya benimle görüşmen gerekiyor. Benimle sadece görüşmen gerekiyor belki de. Bunun için cesaretlenin, harekete geçin. Çocuğunu, eşini, anneni, babanı ikna etmek istiyorsan o zaman ne öğrenmen gerekiyor? Psikolojik yöntem, taktik öğrenmen gerekiyor. Kendi hayatının psikoloğu olman gerekiyor. Kendi hayatının yaşam koçu olman gerekiyor. Başka yolu yok. Başka yolu yok. Sen yöntem ve taktikleri görür, uygularsan eşini, çocuklarını, anneni, babanı ikna edebilirsin. Yoksa onlar seni ikna ederler. Onlar virüslerini sana yüklerler. Onlar korkularını sana yüklerler. Onlar beceremedikleri neyse hayatta onları sanki siz beceremiyormuşçasına sizi telkinlerler, sizi programlarlar, sizi hipnoz ederler. Peki, o zaman karar vermen gerekiyor. Bugün karar vermen lazım. Ben hayatımın psikoloğu olmak istiyorum. Ben hayatımın yaşam koçu olmak istiyorum veya psikolojik danışmanı olmak istiyorum kendi kendimin. Bunun için kendimi geliştirmem lazım. Başka yolu yok çünkü. Kitap okuyarak olmuyor, video seyrederek olmuyor. Bunun yolu bir rehber bulmak, bir mentorluk grubuna katılmak online olarak. Oradan 3 ay mesela bizde olduğu gibi 3 ay bir yolculukla, çalışmayla kendi psikoloğun olmak. Psikolojik danışman olmak istiyorsan, hayatının psikoloğu olmak istiyorsan yapman gereken ikinci şey ne biliyor musun? Başkalarını suçlamayı bırakman gerekiyor. Suçlamayı bırakırsan o zaman sen gelişiyorsun demektir. Adım atmanın ikinci yolu bu. Psikolog olmak için. Üçüncü adım, en önemlisi belki, kabul, onay, değer olması için kendine zaman ve bütçe ayırman gerekiyor. Birincisine karar vermek. Arkasında durmak. Tamam mı? Bir kere ağzından çıkması ve karar verdikten sonra o kararın arkasından devam etmek. İkincisi, başkalarını suçlamayı bırakman gerekiyor. Kesinlikle başkalarını suçlamayı bırakman gerekiyor. Üçüncüsü de kendine zaman ayırman gerekiyor ve bütçe ayırman gerekiyor. Yani kabul, onay ve değer olmuş oluyor. Sen de eğer artık bıktıysan, bu virüslerden kurtulmak istiyorsan, tamam mı? Yapacağın çok basit. Benimle randevu yapmak. Aşağıdaki linki tıklıyorsun, form dolduruyorsun, gönderiyorsun. Arkadaşlarım, eğer sen hazırsan, kabul, onay, değer varsa, sende o sözünü yerine getirebilecek kabiliyet varsa, karar verebiliyorsan kendi başına, kendine zaman ve bütçe ayırdıysan, o zaman seni ararlar telefonla. O zaman randevu yaparız. Ben sana ne yapman gerektiğini adım adım anlatırım. Bu kadar basit. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.